Ben katılmıyorum sana. Ama kesinlikle geçen sene eli daha güçlü, tamam. Boldu. Evet, neden boldu diyeceksin? Şampiyonlar Ligi vardı. Bak çok güzel bir yere değindin. Geçen sene eli boldu. İmkanlar vardı. Şampiyonlar Ligi geliri vardı. Bu sene belki maddi anlamda da sıkıntı çekiyorlardı. Bakıyorsun sağ tarafta Feghouli 5 milyon euro oynuyor. 4 kusur milyon euro oynuyor bonuslarla. Falcao keza öyle. Babel'in var imza parası. Adamlar şimdi onları bir şekilde ayarlayıp ona göre hareket etmek istiyordur. Bu peki açıdan beni, da bakmak lazım. Beni ikna ettin. Galatasaray yönetimi çok başarılı. Sayın Cengiz'den. Bana göre geçen sene Galatasaray yönetimi başarılı abi. Evet, bu sezonda orta sahaya transfer yapamıyorlarsa belki bu sürede çok hareketli olmadıklarından dolayı başarısız olabilir. Ama geçen sene bu kadroyu oluşturmak bir kere transfer başarısıdır. Birazdan şöyle söyleyeceğiz. Kimse bunu inkar etmez. Birazdan Okan, şöyle söyleyeceğiz herhalde. Fatih Terim'e rağmen Galatasaray şampiyon oldu falan diyeceğiz herhalde. Nasıl Fatih Okan bir şey söyleyeceğim. Ne bileyim abi öyle diyorsun yani. Bir sen dakika, oraya geldin. Şey Fatih Terim konu Fatih Terim değil. Konu yönetim. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam transfer şampiyonu oldu dedin değil mi evet, Galatasaray evet, geçen sene? Evet. Ben de diyorum ki transfer şampiyonu olmak önemli değil. Galatasaray gibi bir camia tıpkı Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi her sene şampiyonluğu oynar. Evet, ve doğru. Galatasaray geçtiğimiz sezonu 6. tamamladı. Evet. Transfer şampiyonu olduğu sene. Buradaki başarısızlık kimin diyorum ben de? Hem yönetimin hem Fatih Hoca'nın. Fatih Hoca'nın istemediği adamlar alınırsa Fatih Hoca'nın ne kadar suçu olabilir? Tamam Fatih Hoca kimi istemedi? Bir tek Falcao istemedi. Değil arkadaş mi? Fatih Hoca diyor ki bizim savunmada sıkıntımız var diyor. Bizim tamam, savunmada evet, sıkıntımız var. Bizim önceliğimiz stoper diyor. Bangır bangır adam bunları anlatıyor. Sen tutuyorsun Falcao transferi yapıyorsun. Onu söyledim ben bak, merak etme. Sezon başı bak, Fikret Orman, transfer döneminde Fikret Orman Beşiktaş başkanı olduğu dönemde Beşiktaş'ta yurt dışında bir yerde kamptaydılar. Hatta o Mario Gomez'in gitti gidiyor muhabbetlerinin olduğu dönem. Hoca Gomez'le ilgili bir açıklama yaptı. Bizimle devam etmeyecek gibisinden. Ondan sonra Sayın Başkan da şey demişti o zaman Fikret Bey. Siz yanlış anladınız demiş. Çünkü bütün basın mensupları algı problemi yaşıyor. Öyle açıklamıştı. Hoca takıma golcü lazım açıklaması yapınca da şöyle demişti. Bence gerek yok. Şimdi kulüpler bu şekilde yönetiliyorsa, yönetilecekse zaten çok fazla konuşmanın da manası yok. Ya senin teknik direktörün bir de bu teknik direktör Ahmet Mehmet değil, Fatih Terim. Evet. Fatih Terim senden stoper istiyorsa gidersin, stoper alırsın kardeşim. Gomez'i göndererek başlattığın, Jagne'yi alarak saçmalamaya devam ettiğin süreçte tutup bir de Falcao transferi yapmazsın. Ha Falcao sana 3 kuruşa gelseydi, senin başka alternatif golcünde olsaydı eyvallah derdik. Bence Galatasaray yönetimi transfer konusunda Fatih Hoca'nın isteklerine doğru şekilde cevap veremiyor. Hangi bölgelere? Bir forvetle bir stoper bölgeye dedin değil mi? Orta sahaya peki doğru cevap vermedi mi? Abi orta sahaya doğru kanatlara cevap verdi diyorsun bak şimdi. Transferde şöyle bir problem var. Kiralık oyuncu. Galatasaray'a bakıyorsun yanılmıyorsam 7 tane falan kiralık oyuncuyla oynamış Galatasaray. Ya kiralık oyuncu hele satın alma opsiyonu da yoksa tam bir el bombası. Ve Galatasaray'ın sahaya çıkardığı kadro bunlardan oluşuyor. Bugün bu oyuncuları mallık nasıl alacaksın abi? Sen abi Şampiyonlar Ligi bir dakika sen abi. Diyorsun ya, bir dakika. Transfer tamam kahramanı da, diyorsun işte ya. Tamam da bu oyuncuları kiralık değil mallık nasıl alacaksın? Senin önünde Şampiyonlar Ligi bir vitrinin var. Bu baba oyuncuları getireceğim. Bu tür maçlara bu oyuncularla çıkıp bir yere gelebilirsin. Anladın mı? Böyle oyuncu sen bu oyuncuları mallık alamazsın ki. Sen mallık Şampiyonlar Ligi vitrini arenasına çıkıyorsun bile. Yapma lütfen. Abi Mehmet kiralık aldın. Bak kiralık alacaksın. Bak kiralık kim diyorsun alabilir abi ya? Kiralık diyorsun tamam adamları da geç alıyorsun bir de. Ne bak zaman? Kimi geç aldı abi? Bir Falcao'yu geç aldı. Başka kimi geç aldı? Seri, Enzonzi, Lemini devre arası kampının sezon başı kampının ortalarına getirdi. Kendi ifadesi Abdurrahim Bey. Abdurrahim Bey'in kendi ifadesi. Transferler geç geldi diyor. Ben söylemedim bunu yani. Abdurrahim Bey kendi ifadesi. Pandemi dedi. Neden şampiyon olamak? Neden başarısız olduk? İşte pandemi dedi. Hakemler dedi. Transferler geç geldi. Tamam pandemi süreci bir bahane mi pekala? Ne? Pandemi süreci bir bahane mi? Saçmalık yani Sergen ne bahanesi yapsın pekala? Saçmalık ha? Abi ne bahanesi yani? 18 takımlı ligde bir tane takım pandemiden şikayet ediyorsa saçmalık yani. Biraz daha önemli bir kırmızı gelebilir. Yani. Koray, Güven hazırlıyoruz. Şu anda tüm çalışmalar devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. Falcao'yu kim istemez dedi Fatih Hoca diyor Ali Doruk. Ya Falcao'yu kim istemez dedi. Evet öyle dedi de önceliğimiz Falcao değil dedi. Ya stoper demek kim istiyor. İstemez. Stoper. Ama şimdi bak bu fırsat transferi. Aynısını Şenol Güneş Kagawa için söyledi. Dedi ki
Gagava'yı kim istemez? Evet. Ama dedi Şenol Hoca bak. İşte ama dedi. Ama gelince öncesindeki cümle boşa çıkıyor. Futbolcularımın önce. Edin. Eğer dedi Kagawa gelirse bir peşinat verilmesi gerekiyor. Benim futbolcularım aylardır maaş alamıyor. Futbolcularımın maaşını verirseniz biz şampiyonluğa oynamaya devam ederiz. Ve sonuna kadar haklıydı Şenol Hoca burada. Çünkü yabancı futbolcuyu anlatamazsın. Hadi Türk futbolcu, hadi Okan, hadi koçum, tamam vereceğiz. Bak önümüzdeki pazartesi yatırıyoruz, söz möz dersin. Telefonunu kapatırsın, Okan sana ulaşamaz ama şimdi karşısına da geçemez Beşiktaş camiasının. Ama yabancı futbolcunun öyle bir lüksü yok. Aynen. Al işte Karius nasıl gitti, defanstaki Ruiz nasıl gitti? Aynen. Yani bunu anlatamazsın yabancı futbolcu. Aidiyet bekleyemezsin her yabancı futbolcudan. Her yabancı futbolcu Alex, şimdi Hacı ben, gibi değildir. Ben, bekleyemezsiniz. Lens işte PAOK maçından sonra kulübü şikayet etmedim. Aynen öyle. Kulübü yaktı. Ondan sonra takımı yaktı. Ondan sonra gitti bir de kulübü şikayet etti yani. Adam bekleyemez ki. Umurunda değil tabii ki. Neden umurunda olsun ki? Buraya para kazanmaya gelmiş. Ben paramı günü gününe almak zorundayım diyor. Ya bunu yabancı futbolcudan bekleyemezsiniz. Şimdi bu Falcao konusunda mesela diyor ya kimse istemez. Ben de isterdim Falcao'yu o zamanlar. Herkes ister. Ben de isterdim. Dünyanın sayılı golcülerinden bir tanesi anlattım. Falcao. Şimdi bakıyorsun Fatih Hoca ne dedi? Ben stoper bölgesini istiyorum. Bazen de bunlar fırsat transferi oluşabiliyor. Yani böyle bir oyuncu önüne sunuluyor. Bunu değerlendirmek istiyorsun. Okan'cığım bak. Tamam. Bak orada en fikiriz. Ama sen, fırsat transferine sen kaç para verdin abi? Sen öyle bir şey. Ya o ayrı. Ben o konuda en fikirim. Onu o zaman geçiyorum. Fırsat transferi değil işte bu. Hayır böyle bir oyuncu önüne gelmiş. Bak onu anlatmıyorum. Şimdi benim söylemek istediğim. Yani böyle bir kadro oluşturan bir yönetim var. Bu kadroya da parasını veren bir yönetim var. Maliyetli oyunculara veren bir yönetim var. Bu yönetim nasıl başarısız? Sen takmışsın stoper bölgesine. Ya stoper bölgesinde senin Lündama var, Donk var, Ahmet Peki. Çalık var, Marka var. Yani bir şekilde orayı yine takviye yapabilirsin. En son beklersin son günlerde. Ama abi senin öyle bir muazzam bir kadro oluşturmuşsun ya. Peki. Tamam geç katılmış olabilirler kampa. Şimdi ama lig uzun bir maraton. Bu maratonun içinde yarışabileceğin bir kadron var senin. Şampiyonlar Ligi'ne yetişmedi mi bu oyuncular? Yetişti. Bu seviyedeki oyuncular 2-3 haftada hazır olur sevgili Emin Uluç. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu süreçte bana göre yönetim başarısız mı? Başarısız. Orta sahaya takviye yapılması lazım mı? Yapılması olmazsa olmazı bana göre orta saha. Ama kaleciye de ihtiyacı var şeyin Galatasaray'ın Hakan. Şimdi Muslera yok. Şimdi ne kadar güveniyorlar? Abi bak Fenerbahçe 2 sezon önce. Fatih var bir, ama işte, Fatih bir türlü. Tamam da Fatih de Okan var şimdi. Acaba beğendiremiyor kendisini bak, çocuk yani öyle söyleyeyim artık. Fenerbahçe biliyorsun bak. Slimani, Ayev, Benzia evet gibi transferler yaptı. Kağıt üstünde hepsi önemli oyuncular değil evet, mi? Evet doğru. Ayev, Slimani, Benzia. Ne oldu abi? Hepsi gitti. Kime salladık biz? Hiçbir katkı. Komolli'ye salladık. Yönetime salladık. Hepsi patates çıktı. Evet adamdan. doğru evet. Neredeyse bak 30 tane transfer yaptı Komolli dönemi Fenerbahçe. Bu 30 transferden 5 tane futbolcu çıktı çıkmadı. Bak 5 tane çıktı çıkmadı. O zaman Hoca, bak Koku, Kuman, Ersun Hoca tamam mı? Bunlara çok fazla bir şey söylemedik biz. Yönetimin hatası dedik. Şimdi isimse isim. Peki bunlardan ne kadar verim aldık abi biz? Hiç verim alamadı. Alamadık. Hiç verim alamadı. Şimdi niye o zaman yönetim başarılı? Yani futbolcuyu getirdim. Tamam. Sen doğru futbolcuyu doğru zamanda bir şey bak bir şey bak doğru futbolcuyu doğru zamanda doğru maliyetle getirirsen ben buna saygı duyuyorum. Pekala Galatasaray yönetimin getirdiği oyunculardan verim alamadı mı? Onu mu ima etmek istiyorsun? Falcao'dan verim alamadı. Öbürlerinden alamadı mı? Bir dakika. Seri'den alabildi mi? Alamadı. Onyekur'dan aldı mı? Lemina'dan alamadı mı? Alamadı. Ya yapmayın abi ya. Aldıysa neden 6. oldu Okan? Neden? Pandemi sürecine kadar kaçıncıydı? Okan. Bir dakika pandemi Allah sürecine kadar kaçıncıydı? Pandemi sürecinden sonra Beşiktaş kaçıncı İkinci oldu miydi, Okan? Onu anlatıyorum işte oraya değineceğim. Pandemi sürecine kadar kaçıncıydı kalsa? Onu soruyorum onun cevabını ver. Abicim bak pandemi. Neden o düşüş bir anda aşağı paraşütsüz düşmeye başladı? Allah Allah. Pandemiye Trabzonspor'da lider girdi kardeşim. Tamam da ikinci kimdi? İkinci Başakşehir'di, üçüncü Galatasaray'dı. Hayır. Sivaslı üçüncü. Evet üç. 3-4. Her neyse 3-4. Yani arada bir puan farkı yoktu ama. O süreçte nasıl gitti Galatasaray? Vura gitti. Ondan sonra neden kardeşim, o düşüş bir anda? Söyleyeyim ben sana çünkü Başakşehir işte, Başakşehir ve demek Trabzon ki takım maçlarında iyi gidiyordu. İyi oyunculardı. Güzel kardeşim bak. Başakşehir ve Trabzon maçları oynanmamıştı. Tamam oynanmadı. Yenemez miydi Galatasaray pekala Başakşehir ile Trabzon'u? Yenemez. Yendiler. Daha önce de yendiler ama. Allah Allah. Yendiler.
Yendiğin zaman şampiyon ya oluyorsun pandemi zaten. Pandemi nedeniyle mi oldu? Hayır değil yani. Onu bahane etmemek lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunlar başka ülkede yaşamıyorlar. Neyse ben bu konu anlaşılacak ben gibi katılmıyorum sevgili Uluca. Yani bu konuyla ilgili ben geçen sene yönetimin yapmış olduğu transferlerden dolayı Falcao'yla ilgili şunu söyleyeceğim. Ben normal şartlarda Falcao'nun kariyerini tartışacak bir akıl olamaz herhalde. Van Persie için de Van Persie Fenerbahçe anlaşacak da haberler çıkmış, imza olmamıştı. Ben Türkiye Gazetesi'nde bununla ilgili haber yaptım. Bu adam kronik sakat diye. Yemediğimiz küfür hakaret kalmadı. 3 yıl sonra sağ olsun Aziz Başkan evet dedi, biz bunu sakat sakat aldık. Falcao için de aynı şey. Sağlıklı bir Falcao Galatasaray'a gelsin ve hangi takıma gelirse gelsin. İnanılmaz bir golcü. Bütün dengeleri bozar. Ama adam sağlıklı olmadığı için maliyeti de ortada. Durum bu. Şimdi bugün çok önemli bir transfer.